Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte PlayStation 4 üzerinde çok fazla bilinmeyen ipuçlarına bakıyoruz. İlk ipucumuza başlayalım arkadaşlar. Şöyle yazı yazabileceğiniz bir alan açalım. Şimdi burada saatlerce böyle sağa sola basarak uğraşmaktansa R3 tuşuna bir kere basıyoruz ve gördüğünüz gibi bir imleç çıkıyor. Artık bunu Move gibi oynatabiliyoruz. Şöyle hemen webtekno.com'a hızlıca girelim. Bunun yanında hızlıca şunu da göstermek istiyorum. Sağ analoğu oynatırsanız da klavyenin yerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen git diyelim ve yazımızı hızlıca yazabilmiş olduk böylece. Bir diğer ipucumuz temalar arkadaşlar. Eğer bu standart mavi temadan sıkıldıysanız markette birçok temaya ulaşabiliyorsunuz. Ücretli, ücretsiz farklı farklı temalar var. Hemen ayarlar kısmından temalar bölümüne giriş yapıyoruz. Tema seçe geliyoruz ve daha sonra PlayStation Store'da tema bul seçeneğine tıklıyoruz. Mesela şu Oddworld'ün hareketli bir teması varmış. Ücretsiz. Bunu indirebiliyoruz. Sizden bir kredi kartı bilgisi istiyor ancak ücretsiz olduğu için tabii ki de hiçbir para çekmiyor. Gönül rahatlığıyla kredi kartı bilgilerinizi girebilirsiniz. İndirebilirsiniz. Temamız indi arkadaşlar, kurulumunu yaptık, seçiyoruz ve arka planımız gördüğünüz gibi şimdi değişecek. Burada sevdiğiniz oyuna göre işte ne bileyim kedili temalar falan da var. PlayStation 4'ün kendi kişisel görünümünden sıkıldıysanız böyle hareketli temaları ama ücretli ama ücretsiz kafanıza göre indirip bu sıkıcı ekrandan da kurtulmuş olabilirsiniz. Hızlıca başka bir ipucundan da bahsetmek istiyorum. Ayarlara geliyoruz. Ayarlarda aşağılarda sistem diye bir seçenek var. Evet, buraya girdikten sonra HDMI cihazı bağlantısını etkinleştir. Eğer bunun yanındaki tiki açarsanız ve televizyonunuz birazcık daha yeni nesil bir televizyonsa eve gelince PlayStation'ı açarsanız televizyon otomatik olarak açılıyor arkadaşlar ve PlayStation ekranına ulaşabiliyoruz. Böylece ekstra bir daha televizyonu açmakla uğraşmamış oluyoruz. Şöyle aktif edelim ve hemen testimizi yapalım. PlayStation 4 sistemimizi kapatalım. Şimdi televizyonumuzu kapattık. Özelliğimizi aktif ettik. PlayStation düğmesine basılı tutuyoruz. Hiç kumandayla muhatap olmadan oyun keyfinize başlayabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz de oyun kolunun üzerindeki ışığın seviyesini ayarlayabiliyoruz. Bu birincisi şu işe yarayabilir. Geceliğin televizyondan size o görüntü aynı şekilde yansıyabilir ve rahatsız edebilir. İkincisi ve bence en önemlisi oyun kolunuzun şarj ömrü daha uzun olur. Arkadaşlar daha uzun saatler oyun oynayabilirsiniz. Ana ekran tuşunu tekrar basılı tutuyoruz. Yukarıda ses ve cihazlar diye bir seçenek var. Burada gördüğünüz gibi DualShock 4 ışıklı çubuğunun parlaklığı. Şu an bizim en parlaktaymış. Bunu ortaya getirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi rengimiz biraz kısıldı. Ya da loşa getirebiliyoruz. En kısık haline gelmiş oluyor. Böylece hem şarjımız daha uzun gitmiş oluyor hem de gecenin bir karanlığında buradan hayvani bir ışık çıkmamış oluyor. Son ipucumuzda tuşlarımızın yerini değiştirmeye yarayan bir özellik. Ayarlara geliyoruz. Burada erişilebilirlik diye bir seçeneğimiz var. Bu seçeneğe girdikten sonra aşağıda düğme atamaları diye bir kısa yol var. Arkadaşlar zaten burada Türkçe olarak açıklaması yazıyor. Düğmelerimizin yerlerini değiştiriyor. Düğme atamalarını özelleştire bastığımız zaman şimdi diyor ki üçgene basınca üçgen mi bassın? Ben bunu istersem üçgene bastığım zaman mesela kareye bastım. Tamam, seçiyorum. Artık üçgene bastığım müddet boyunca PlayStation sadece kare tuşunu görüyor olacak arkadaşlar. Bu ne gibi bir işe yarayabilir? Mesela dövüş oyunlarında genelde alt taraf iki tanesi tekmedir, üst taraftakiler de yumruktur. Bunların yerini değiştirebilirsiniz. Kendinize göre özel tuşlar atayabilirsiniz. Ya da farklı bir konsoldan geldiyseniz alıştığınız tuş dizilimini kendi PlayStation 4'ünüze göre ayarlayabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzda sizler için PlayStation 4 adına 5 tane ipucu verdik. Eminim ki içinizde PlayStation 4'ü olsa da olmasa da bu ipuçlarına hakim olanlarınız vardır. Ama en azından bilmeyenler faydalanmış oldu. Bizim de bu videoda değinmediğimiz ipuçlarını siz de mutlaka aşağıya yorum olarak yazın diyelim. Şuraya bir anket koyduk. Videoyu kapatmadan onu da cevaplarsanız seviniriz. 100 yılın geyini bu ankette döndürelim. Sizce Xbox kolu mu, PlayStation kolu mu yoksa bildiğiniz bilgisayardaki klavye, mouse işimi hangisiyle en güzel oyun oynanıyor? Bunu ankette hep beraber cevaplayalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.